Merhaba arkadaşlar. Matematik 1 dersimizin 3. ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde sayı sistemleri ve basamak kavramı konuları üzerinde duracağız. Hafta boyunca sayı, sayı sistemleri, basamak, basamak değeri, sayı değeri gibi konular hakkında bilgi sahibi olacağız. Saymanın esası sayılacak varlıkları ikişerli, üçerli, beşerli, onarlı ve benzeri denk gruplara ayırıp bu grupları toplamaya dayanmaktadır. El parmaklarımızın 10 tane olması saymayı kolaylaştırdığından geçmişten günümüze onluk sistem yaygınlık kazanmıştır. İkilik ve 16'lık sayı sistemleri ise günümüzde özellikle bilgisayar sistemlerinde kullanılmaktadır. Basamak ve taban. Bir doğal sayının rakamlarının her birinin bulunduğu yere basamak rakamların bulundukları basamaklara göre aldıkları değerlere basamak değeri ve rakamların her birinin kaç birlikten meydana geldiğini gösteren değere ise sayı değeri denir. A, B, C, D, E şeklinde 5 basamaklı bir sayı düşünelim ve bu sayı üzerinde basamak ve basamak değeri kavramlarını inceleyelim. Burada E'nin bulunduğu basamak birler basamağı ve basamak değeri de 1 çarpı E işleminden E'ye eşittir. D'nin bulunduğu basamak onlar basamağı ve basamak değeri de 10 çarpı D işleminden 10D'ye eşittir. C'nin bulunduğu basamak yüzler basamağı ve basamak değeri 100 çarpı C işleminden 100C'ye eşittir. B'nin bulunduğu basamak binler basamağı ve basamak değeri 1000 çarpı B işleminden 1000B'ye eşittir. Son olarak A'nın bulunduğu basamak 10 binler basamağı ve basamak değeri 10 bin çarpı A işleminden 10 bin A'ya eşittir. Basamak ve basamak değeri ayrımını yaptığımıza göre tam bu noktada çözümleme kavramından bahsedebiliriz. Bir sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına bu sayının çözümlenmesi denir. Bu durumda az önceki A, B, C, D, E 5 basamaklı sayısının çözümlenmiş hali A, B, C, D, E eşittir. 10.000 çarpı A artı 1000 çarpı B artı 100 çarpı C artı 10 çarpı D artı B biçimindedir. Şimdi başka bir örnek üzerinde sayı çözümlemesi yapalım. 12.543 sayısını ele alalım. Bu sayının birler basamağında 3 rakamı, onlar basamağında 4 rakamı, yüzler basamağında 5 rakamı, binler basamağında 2 rakamı ve 10 binler basamağında 1 rakamı bulunmaktadır. O halde sayının çözümlenmiş hali 12.543 eşittir 10.000 çarpı 1 artı 1000 çarpı 2 artı 100 çarpı 5 artı 10 çarpı 4 artı 1 çarpı 3 biçiminde olacaktır. Bir başka örnek olarak, iki basamaklı olan AB ve BA gibi sayılar için AB artı BA ifadesini çözümleyelim. AB iki basamaklı sayısının çözümlenişi AB eşittir 10A artı B şeklindedir. BA iki basamaklı sayısının çözümlenişi ise BA eşittir 10B artı A biçimindedir. O halde AB artı BA ifadesinde AB ve BA sayılarının çözümlemelerini yazarsak, AB artı BA eşittir 10A artı B artı 10B artı A ifadesini elde ederiz. Burada benzer terimler olan 10A ile A ve 10B ile B ifadelerini kendi aralarında topladığımızda 11A artı 11B şeklinde ifade ederiz. Ki 11 çarpanı her iki sayıda da ortak olduğundan 11 ortak çarpan parantezine aldığımızda 11 parantezinde A artı B elde etmiş oluruz. O halde AB artı BA ifadesinin çözümlenişini AB artı BA eşittir. 11 parantezinde A artı B biçiminde bulmuş oluruz. Konuyla ilgili ayrıntılı anlatım ve bilgi ders akışlarınızda yayınlanan ders notlarında ve ders sunumlarında yer almaktadır. Matematik 1 dersimizin 3. ünitesini ele aldık. Bu kapsamda sayı sistemleri ve basamak kavramı konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.